Merhaba sevgili 5. sınıf öğrencileri, Bülbül Öğretmen Eğitim kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda İngilizce dersinizden birinci yazılı soru örneklerini sizlere anlatacağız. İngilizce dersini ben İngilizce bilmediğim için sözü oğlum Yusuf'a bırakıyorum. Yusuf sizlere sorularda yardımcı olacak. Şimdiden sizlere kolay gelsin. Merhaba arkadaşlar. Hızlıca sorularımıza geçelim. Birinci sorudan başlıyoruz. Look at and complete the sentences with nokta nokta bu kelimelerle doldurun demiş. Birincisine bakıyoruz. Köpek kutunun üzerinde. Bu yüzden a dog is the box. Yani on üzerinde demek. A dog is on the box olacak. Yan tarafa geçtiğimizde a dog is nokta nokta the hat demiş. Köpek şapkanın altında. Altında ne demekti? Under demekti. A dog is under the hat. Alt tarafa geçtiğimizde a dog is nokta nokta the box. Köpek kutunun içerisinde. İçerisinde ne demekti arkadaşlar? Kelimelere bakıyorum. In demekti. O yüzden buraya in yazıyorum. A dog is nokta nokta the box. Köpek kutunun ön tarafında. Ön tarafında ne demekti arkadaşlar? In front of demekti. A dog is in front of the box. Yusuf, istersen yazdığımız kelimelerin üzerine çizelim. Böylece kalanlar arasından seçmek daha kolay olur. Evet, mantıklı. Onu yazmıştık. In'i yazmıştık burada. Under'ı yazmıştık. Ve en son olarak in front of yazmıştık. Evet, bir sonrakine geçtiğimizde a dog is nokta nokta the box. Köpek kutunun arka tarafında. Arka tarafında ne demekti arkadaşlar? Behind. Behind dedik. Behind'ı da şöyle çizelim, kafamız karışmasın. Bir sonrakine geçtiğimizde a dog is nokta nokta the ball. Köpek topun yanında, bitişiğinde anlamına geliyor. Next to. Bunu da çiziyoruz. Son olarak a dog is nokta nokta the boxes. Köpek kutuların arasında. Arasında demek between demek arkadaşlar. Hızlıca ikinci soruya bakıyoruz arkadaşlar. Burada bir çocuk görüyorum. Çocuk kendini anlatmış ve onunla alakalı boşlukları doldurmamızı istemiş. Hello, my name is Steve. Merhaba, benim ismim Steve. I am 12 years old. Ben 12 yaşındayım. I am from Germany and I am German. Ben Almanya'danım ve Almanım demiş. I speak English and German languages. Ben İngilizce ve Almanca dillerini konuşabiliyorum. My favorite lessons are music and physical education. Benim favori derslerim müzik ve beden eğitimi demiş. I like music and physical education. Ben müziği ve beden eğitimi dersini severim. Fakat I don't like maths class. Matematiği sevmem demiş. Evet, boşluklara baktığımızdan name diyor. My name is Steve demişti. Age demiş. Yaş. Şurada 12 görüyorsunuz. 12. Country. Ülkesi neresi arkadaşlar? Germany. Nationality milleti demek arkadaşlar. Milleti nereden? Alman olduğunu söylüyor. Yani German. Evet. Languages diller. Hangi dilleri konuşabiliyordu? English ve German. İngilizce ve Almanca. Favorite lessons hangi dersleri favori dersiydi?
Music ve Physical Education yani beden eğitimi. Likes demiş yani sevdiği şeyler. Müzik ve beden eğitimi. Dislikes yani sevmediği şeyler ise matematiği sevmiyormuş. O yüzden buraya da maths yazdık. Üçüncü soruya baktığımızda look at the map, follow the directions and find the places demiş. Yani haritaya bakarak nereye gideceğimizi söylememizi istiyor. Go straight ahead, düz git demiş, dümdüz git. Turn left into the Gazi Street, yani Gazi Street'in olduğu yerden sola dön demiş arkadaşlar. Bakıyoruz haritaya, buradayız biz şu an. Evet, dümdüz gidiyoruz, Gazi Street'e geldik, Gazi Caddesi'ne. Buradan sola dönmemizi istiyor, yani şu an buralardayız. It is next to the cafe. Kafenin bitişiğinde demiş. Kafeye bakıyoruz burada. Bitişiğinde post office var. Yani cevabımız post office. Evet, ikincisine baktığımızda go along Bağdat Street. Bağdat Street boyunca dümdüz git diyor. Evet, yürüyoruz şu anda. Turn right into the Gazi Street. Yine Gazi Street'e geldiğimizde bu sefer turn right diyor. Yani sağa dön diyor. It is opposite to the bus station. Yani bus station otobüs durağının karşısında arkadaşlar. Şu an buraya döndük. Otobüs durağının karşısında hotel var. Otel var. Bu yüzden buraya hotel yazıyoruz. Üçüncüsüne geldiğimizde go along Bağdat Street. Yine Bağdat Street'ten devam ediyoruz. Turn left into İstiklal Street. Bu sefer İstiklal Street'e geldiğimizde sola dönüyoruz arkadaşlar. It is opposite the bank. Yani bankanın opposite yine karşısında diyor ne var? Park var görüyorsunuz. O yüzden buraya park yazdık. Dörde geldik. Go straight ahead. Yine düz devam et diyor. Turn right into İstiklal Street. İstiklal Street'in oradan bu sefer sağ tarafa dön diyor. It is next to the cinema. Sinemanın bitişiğinde diyor arkadaşlar. Yani dibinde diyor. Ne var? Bus station var. Otobüs durağı varmış. Bunu da yazdık. Ve sonuncusuna geldiğimizde go straight ahead and turn right demiş. Düz devam et ve sağa dön. Nereden dön? Gazi Street'in oradan sağa dön demiş. Evet, şuradayız. It is opposite to the hospital. Hastanenin karşısında ve next to the bus station. Otobüs durağının bitişiğinde yani sinemayı gösteriyor bize arkadaşlar. Bu yüzden buraya sinema yazıyoruz. Evet, dördüncü soruya geldiğimizde match the pictures with their names. Fotoğrafları isimleriyle eşleştirin diyor. Library neresi arkadaşlar? Bakıyoruz hemen, kütüphane burası. Bu yüzden buraya library yazıyoruz. Bunu sildik. Swimming pool. Yüzme havuzu neresi arkadaşlar? Bakıyoruz. Burada çocuklar yüzüyor. Bunu da yazdık. Üstünü çiziyoruz. Hospital demiş. Hospital hastane demek. Burada görüyoruz hastaneyi. Bunu da yazdık. Evet, kelimelere bakıyoruz. Bakery demiş. Yani fırın. Burada. Bunu da yazdığımıza göre siliyoruz. Pharmacy neresi? Eczane.
Evet, science demiş. Science bilim demek arkadaşlar. Şurada bilimle alakalı eşyaları görüyoruz. Bunu da sildik. Son olarak social studies yani sosyal çalışmalar anlamına geliyor. Evet, 5. soruya geçelim. Read the sentences below and write true or false. Yani doğru ya da yanlış yazın diyor. Bakıyoruz hemen. Burada haftanın günleri var ve bir ders programı var arkadaşlar. Birinci soruda diyor ki I have got science on Monday. Benim pazartesi günü science yani bilim dersim var diyor. Bakıyoruz hemen pazartesiye Monday. Evet, burada ikinci dersi. O yüzden buraya true yazıyoruz. Birincisi doğru. I have got social studies on Thursday. Bakıyoruz hemen arkadaşlar. Perşembe günü Thursday'de social studies var mı? Yok. Bu yüzden false olacak. Üçüncüsüne baktığımızda I have got geography on Tuesday and Friday. Salı günü coğrafya dersi var. Evet doğru. Cuma günü coğrafya dersi var. Evet doğru. Bu yüzden buraya true yazdık. Dördüncüsüne baktığımızda I have got history on Monday and Wednesday. Pazartesi ve çarşamba günleri tarih dersi var diyor. Bakıyoruz. Evet pazartesi günü var. Çarşambaya bakıyoruz. Evet burada da var. Bu yüzden true. Evet arkadaşlar, 6. soruya baktığımızda bazı sorular ve cevaplarını görüyoruz. Bunları eşleştirmemizi istiyor bizden. Hızlıca bakalım. How are you? Nasılsın diyor. I'm fine, thank you diyor. Teşekkür ederim, iyiyim diyor. Bu yüzden bunu yazdık. Şunun üzerine çizelim. What is your name? Senin ismin ne? My name is Metin. Benim ismim Metin. Bunu da eşleştirdik. How old are you? Kaç yaşındasın? I am 12 years old. Ben 12 yaşındayım. Where are you from? Neredensin? Diyor. I am from Turkey. Türkiye'denim diyor. Bunu da eşleştirdik. Son olarak What languages do you speak? I speak Turkish and English demiş. Yani Türkçe ve İngilizce konuşabiliyorum diyor. Yedinci soruya baktığımızda yine bir Merve bir şey sormuş sanırım. Evet sorular var. Tim de no he isn't. He is from Japan demiş. Hayır o değil. O Japan diyor yani Japon diyor. Merve bir milleti sormuş aslında. Is Jackie from England? England. Jackie erkek olduğu için Jackie İngiltere'den mi diye soruyor. From'la sormuş arkadaşlar. Bakın cevapta da from var. Bu bize bir ipucu verebilir. Bu yüzden doğru cevabımız A olacak. Ama diğerlerine de bakalım. Does he like playing basketball? O basketbol oynamayı sever mi diyor. Hayır, basketbolla bunun bir alakası yok. Milletten bahsetmiş, ülkeden bahsetmiş. Are you Japanese? Sen Japon musun diyor. Ama burada senli benli konuşmuyorlar. Başkası hakkında konuşuyorlar. Bu yüzden he ile cevap vermiş. Yani bu da olamaz. Does he speak Japanese? O Japonca konuşabilir mi diyor. Buradaki de no he isn't. He is from Japan. Zaten Japonmuş. O yüzden Japonca da konuşabilir. Ama burada no demiş. Bu da olmaz. Bu yüzden doğru cevabımız A. 8. soruda doğru olanları işaretleyiniz demiş. Bakıyoruz hemen 18. Ne demekti? Basit bir soru. 18. 24. 24. 24. 13. 13 ve 30 var. Tabii ki de 13. 19. 1990. 19. 90. Tabii ki de 19.
Dokuzuncu soruya baktığımızda Where is your sister? She isn't at home. Kardeşin nerede? O evde değil diyor. Annesi çocuğa. Çocuk da oğlan da cevap vermiş. Nokta nokta demiş. She needs some books for her homework. Yani biraz kitaba ihtiyacı olduğu ev ödevleri için diyor. Bu yüzden başında da bir cümle söylemiş. Bakıyoruz hemen. It is on your right. Bu olamaz. She is at the library. O kütüphanede. She needs some books for her homework. Ev ödevleri için kitaba ihtiyacı oldu. Bu yüzden kütüphanede. Doğru cevabımız B olacak. You are welcome. Hoş geldin demek. Bu da olmaz. Take the second right. İkinci sağdan dönün gibi bir anlamı var. Bu da doğru cevap olamaz. Doğru cevap B oluyor. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizin sonuna geldik. Umarım hepiniz sınavlarınızda başarılı olursunuz. Hepiniz 100 alırsınız. Sevgili öğrenciler, oğlum Yusuf'a bizlere bu dersi anlattığı için teşekkür ediyorum. Sizlere her zamanki gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Umarım sınavdan en yüksek puanı alırsınız. Başka derslerde görüşmek ümidiyle, hoşça kalın.